Arkaya. Çok mecbur kalmadıkça lütfen kornalara basmayalım. Bu sene 4-10 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Karayolu Trafik Haftası Etkinlikleri Cumhuriyet Meydanı'nda dolu dolu başladı. Yayalar yola çıktığı zaman dursun arabalar, hayatımızdır trafik, yayalardır öncelik. İlimizin trafikte rahatlaması için Doğu ve Batı çevre yollarının projelerinin bir an önce faaliyete geçirilmesi, katlı ve çok katlı otoparkların yapılması Samsun trafiğini büyük ölçüde rahatlatacaktır. Etkinlikte açılış konuşmalarını gerçekleştiren Türkiye Trafik Kazalarını Önleme Derneği Samsun Şube Başkanı Dursun Kavuran, emniyet kemeri takma konusunda Samsun'un %80 ile 1. sırada olduğunu söyledi. Trafik terörü makam, mevki, genç, yaşlı demeden hepimize hedef almaktadır. Bu nedenle sürücü ve yayalar trafik kurallarına uymalı, aşırı hız, hatalı sollama, kırmızı ışık ihlali, yakın takip, telefonla konuşma, alkollü araç kullanma gibi kural hataları asla yapmamalıdırlar. İl Emniyet Müdürü Vedat Yavuz, 2019 yılının yaya öncelikli trafik yılının ilan edilmesiyle yaya ve okul geçitlerindeki geçiş hakkının yanlış algılandığı ve bu durumun kazalara ve istenmeyen durumlara yol açtığını ifade etti. 2019 yılının yaya öncelikli trafik yılı ilan edilmesiyle birlikte yaya ve okul geçitlerindeki geçiş hakkının yanlış algılandığı, bu durumun kazalara ve istenmeyen durumlara yol açtığı da görülmektedir. Bu yanlış algılamanın ve meydana gelebilecek olumsuzlukların önüne geçilmesi amacıyla vatandaşlarımızın yaya ve okul geçitlerinde daha duyarlı ve daha dikkatli davranmaları, araç sürücülerinin ışıksız okul ve yaya geçitlerinde önceliği ve ilk geçiş hakkını yayalara vermeleri, yayaların ise ışıklı kavşaklarda kendilerine kırmızı ışık yanıyor ise tamamen bu ışıklara uymaları, ışıklı ve kontrollü kavşaklarda ise hem araç sürücülerinin hem de yayaların mutlaka trafik ışıklarına göre hareket etmeleri gerekmektedir. Samsun Valisi Osman Kaymak ise düğün öncesi yapılan konvoyların sona erdirilmesini ve trafikte ses kirliliği oluşturan kornanın kullanımından vazgeçilmesi gerektiğini söyledi. Düğün konvoylarında maalesef hem korna çalınmakta hem de düğün konvoyları yoluyla trafik tehlikeye düşürmektedir. Korna çalmak arkadaşlar medeni toplumlarda olmayan şey. Toplumun kalkınmışlığı bir yerde bununla ölçülüyor. Siz kornaya basıyorsanız demek ki hala geri kalmış toplum görüntüsü veriyorsunuz. O yönüyle lütfen buradan bütün sürücülere sesleniyorum. Arkadaşlar artık çok mecbur kalmadıkça lütfen kornalara basmayalım. Etkinlikler çerçevesinde Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü'nce özel olarak hazırlanan simülasyon aracının içine binen vatandaşlar emniyet kemeri takmanın önemini anladı.